Hocam bugün Türkiye Gazetesi'nde bir haber vardı. Etiyopya'da bir vatandaş, 8 çocuğu var, 35 yaşında, ismi Utban. Etiyopya, Habeşistan yani. Habeşistan, evet. Bizim, bizim, kültürümüzde bizim bildiğimiz. Etiyopya, Habeşistan. Habeşistan'da. Evet. 35 yaşında bu vatandaş daha önce hayvancılık yapıyormuş. Bugünlerde su olmadığı için, yağmur yağmadığı için, kuraklık olduğu için de hayvancılığı bırakmış. Ve bugün çadırını bir yere kurmuş, kurak bir araziye. Orada hem yağmur duası yapıyor, Namazını 5 vakit kılıyor, oruçlarını tutuyor ve 8 çocuğuna da bakıyor. Bütün bunları 12 saat çalışmış olduğu bir iş var, devlet kurumunda çalışıyor 12 saat boyunca ve Türk parasıyla hocam ne kadar maaş alıyor biliyor musunuz? 300 TL maaş alıyor. Bu adam o 300 lira parayla o 8 çocuğa bakıyor ve dördünü de okula göndermiş, evet. eğitimine de ilgileniyor. Maşallah. Evet. Şimdi hocam o haberden kısa bir yer var, onu ben bir buradan okumak istiyorum. O görüntülerde hazırsa arkadaşlar girebilirsiniz onları da. Tamam. İki eşi varmış. Kendisi ikinci eşiymiş. Birinci eşi vefat etmiş sanırım. Sekiz çocuğuyla yaşayan 35 yaşındaki Utban bir devlet kurumunda her gün 12 saat güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Utban her ay eline geçen 1801 yani 300 TL Türk parasıyla ailesini geçindirmeye uğraşıyor ve bir gün elektriği olan musluğundan su akan bir eve sahip olmanın hayalini kuruyor. Yani evinde elektrik ve suyun olmasını hayal ediyor sadece geçimini artık çobanlıktan temin edemediği için yani su yok, kuraklık olduğu için de artık çobanlık yapamıyor. Sahip olduğu tüm hayvanları kardeşine emanet etmiş. Çocuklarından dördünü okula gönderiyor. Dördünü de çalışmalar için hayvanlarına emanet ettiği abisinin yanına yollayan Utman Ramazan ayını ibadetle ve çalışarak geçirdiğini söylüyor. Mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumayı ve dua etmeyi ihmal etmediği etmediğini belirten Utman Bizlere yağmur göndermesi için Allahu u Teala'ya dua ediyorum diyor. Hocam şimdi ki bir hayat. O parayla, o kadar çocukla ve bir çadır içerisinde bir geçimi sağlamaya çalışıyor. Biz de Türkiye gibi mükemmel bir coğrafyada. Yani nasıl dört olursa, olursa olsun var. dört mevsimimiz var, her şeyimiz çok yağmur, güzel. Kar, Burası tefek. da vatan hocam, orası da vatan. Yani bir vatan kolay elde edilmiyor. Çok mücadeleler vermişiz, bugün de hala veriyoruz. Vatan sevgisi imandandır değil mi hocam? Elbetteki. Vatanımızı sevmemiz lazım ve bunu şükrünü yerine getirmemiz gerekmiyor mu hocam? Elbette ki. Allah-u Teala bütün mümin kardeşlerimize dinini, imanını koruyabileceği, rızkını ve nafakasını kolay temin edebileceği, ırzını, namusunu, aile efradını, çoluğunu, çocuğunu koruyabileceği, düşmanların tasallutuna uğramadan, onların hücumlarına, onların... Ee, kötü işkencelerine maruz kalmadan bir yerde hürriyetle yaşamak çok büyük bir nimettir. allah Teala bu aziz vatanı bin seneden beri İslam'ın kalesi ve bayrağı, bayraktarlığını yapan bu milletin sahip olduğu bu ülkenin kıymetini hakikaten her mümin, her Müslüman, her Türk vatandaşı bilmek mecburiyetindedir. Çünkü vatansız yaşamak mümkün değildir. Vatanın olmadığı yerde cami yoktur. Vatanın olmadığı yerde minare ve ezan yoktur. Vatanın olmadığı yerde oruç tutmak yoktur. Vatanın olmadığı yerde kadının, erkeğin ırzı, namusu ve iffeti yoktur. Vatansızlık insanı her türlü manevi nimetlerden ve maddi nimetlerden mahrum eder. Çünkü vatanı olmayan insanlar esir ve köle durumuna düşer. İstediği zaman istediği yerde çalışma, istediği gibi para kazanma gibi rahat yapılan işleri yapaması hale gelir. O bakımdan sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam hubbul vatan minel iman buyurdular. Vatanı sevmek imandandır. Vatan sevgisi uğrunda herkesin çoluğunu çocuğunu terbiye etmesi, vatanına hizmet etmeyi bir ibadet şevki ve aşkıyla yetiştirmeleri lazımdır. Şairimizin dediği gibi ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır